Ahmet Davutoğlu bu cumartesi günü yani yarın saat 02.00'de evet, Tele1'in konuğu olacak. Onu düşünerek biz, söyledim zaten. Biz e, kendisiyle bütün gündemdeki <laughs> konuları konuşacağız, tartışacağız Ahmet Davutoğlu'nu. Yarın ki bu bütün bu konuları konuşacağız. Yarın Ahmet Davutoğlu programını, bizim programını Tele1'i kaçırmayın. Bunu hatırlatmış olalım. Türkiye'de dün gece biz burada programdan e, çıkarken eee %25 ekmeğe zam yapıldı İstanbul'da. Ya, ya. %25 ekmeğe zam yapıldı. İstanbul Belediyesi ise halk ekmeğin fiyatlarını aynı seviyede tuttu. Hatta yer yer geri çekti. İşte iki zihniyet arasındaki fark bu. İki zihniyet arasındaki fark bu. İnsanlar bugün televizyon haberlerini izlediniz mi bilmiyorum. Kaçırmayın ama. Çok şey kaybedersiniz kaçırdığınız zaman. Televizyonun haberlerinde anlattık. Artık zeytin ve peynir almaktan bile çekinen onu almaya bile gücü yetmeyen e, peynir tenekesinin dibinde kalan kırıntı peynir ki ona bir isim de veriliyor onu alan e, insanların sayısı ki onda kilo 35 lira o bile ucuz değil onu alan insanlar ilkes haline geldi dolar şimdi hemen televizyon e, size göre e, sağ alt köşesinde ekrana göre sor alt köşesinde dolar euro altın fiyatlarını görüyorsunuz 9.99 lira 9.99 kuruş bir kuruş kaldı 10 liraya. Herhalde. Pazartesi günü ki bugün cuma haftanın son günü piyasalar kapandı ama serbest piyasa işlemeye devam ediyor. 10 lira gibi psikolojik bir eşik olan o eşiği de aşacak. Ülke bir ekonomik yıkıma doğru gidiyor. AKP iktidarı ideolojik takıntıları nedeniyle mezhepçi siyaseti ve siyasal İslamcı ideolojik takıntıları nedeniyle ülkeyi bir felakete doğru sürüklüyor. Yerli olarak otomobil yapacaklarmış, uçak yapacaklarmış. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Göz boyuyorsunuz. Bu ülkede katma değer yaratan, istihdam oluşturan, ileri teknolojik e, yatırımlara yol veren hiçbir siyasi yatırımda hiçbir projede yer almamış bir iktidar söz konusu. Var olanlarda batırmış, var olanlarda satmış, satmış. var olanlarda yağmalamış üstelik. Evet. Hiçbir kamu iktisadi kuruluşuna yenilenme yatırımı yapmadan, teknoloji yenilemesine gitmeden ki bunların periyodik olarak yapılması gerekiyor. Rekabet gücünü ve kalitesini korumak, iyi ürün, nitelikli ürün sürebilmek için piyasaya, topluma sürekli iyileştirme ve yenileme yatırımları yapması gerekiyor. Bunların hiçbirini yapmadılar hocam. Hiçbir ileri teknoloji analında yatırım yapmayan bir iktidarla yüzeyiz. Ama kalkıyorlar. Hazineyi boşalttılar, Türkiye'nin parası kalmadı, betona gömdüler. Geçiş garantili, otomobil garantili yollar, köprüler vesaire yaptılar. Bunların hiçbirisi istihdam yaratmadı. Üstelik torunlarımızı e tabi, dahi tabi, borçlandırdılar. Geçici istihdamlar yarattı tümü. Çok basit bir örnek vereceğim. Türkiye'nin bin tonluk ihracatı karşılığında elde ettiği para, İsrail'in bir kiloluk ihracatından elde ettiği paradan daha az. Daha da düşürebilirim bunu. 100 gram değerindeki bir ağırlık sizin bir tonluk ihracatınızdan daha fazla bir değer tutuyor. Evet. Tabii. Aradaki fark bu. Evet hocam. E... Bu bir cümle. Buyurun. Çünkü biz hala tarım dönemi ihracatıyla ihracat yapıyoruz. İsrail veya Amerika veya başka gelişmiş bir ülke bilişim devrimiyle üstelik endüstri devrimini de atlayarak bilişim devrimi ihracatı yapıyor. Türkiye tabii tabii hocam, Türkiye sanayi. Onun sana... 100 gramı senin bir tonuna bedel. Aynen aynen. Bu kadar Türkiye sanayi devriminin Türkiye'nin evet. kaçırılmasının sebeplerinden biri Abdülhamittir. Aynen. Abdülhamittir. Aynen. aynen. Bilişim devrimini kaçırma nedenlerinden biri de Abdülhamit'in izinden giden AKP iktidarıdır. Doğru. Yani kadere bakar mısınız? E, da, şey söyledi. Ya işte biz bu yüzden Jön Türklerin soyundan gelen bak. bir geleneği temsil Bakın, ediyoruz. Bakın babacan söyledi. Bu Kanal İstanbul'un 2 kilometrelik e, harcamasıyla bütün Türkiye'yi fiber e, ağlarla örebiliyor tabii. ve birdenbire e, internet şeyi hızlanıyor. Tabii tabii aynı şey. Halbuki şimdi rezalet. En en yani en değil belki ama evet. çok çok ağır evet. ve çok pahalı kesinlikle bu Aksakallılar e, grubun hocam ben sizi Evet, Pazartesi günü. Şimdi, evet evet onu konuşalım bu Türk dünyası Türkçe konuşan e, devletlerin oluşturduğu bir birlik Aksakallılar kurulu e, Türk töresinde geleneğinde önemlidir yani şeyi aşireti ya da boyu e, onlar. E, şeyle birlikte B ile birlikte ya da B ile birlikte ya evet. da Hakanla birlikte onlar yönetirler. Doğru. Danışmanlık hizmeti sunarlar onlar. Türk devletleri evet. Geleneği. geleneğinde vardır. Türk devletleri geleneğinde. Ee, bu bir kurul kurulmuş, benim adayım Sayın Kongarlı, evet, onu belirteyim. Şöyle sakalımı e sıvazlayayım. Evet, Binali Yıldırım'ı oraya atamış e, Sayın Erdoğan, Türkiye'yi temsilen. Binali Yıldırım iş arıyorum demişti, verdiği işe <laughs> bakar mısınız? yani <laughs> Binali Bey geçmiş olsun. Ama ben iş aramıyorum, Allah korusun. <laughs> evet, evet, yani. olsun. Şimdi bizden hemen sonra hocam, Uğur Demokrasi Arenası programı var. Değerli seyirciler, bugün Demokrasi Arenası günü, sakın kaçırmayın. Küçükçekmece'de, bu arada Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi'ye buradan telebir olarak çok teşekkür ediyoruz ev sahipliği nedeniyle. Uğur Dündar'ın konukları, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray. Gündemdeki bütün konuları, siyasi gelişmeleri, iktidarın olası seçim manevralarını, tartışacaklar, masaya yatıracaklar. Ee, küçük çekmeceli e, yurttaşlarımıza, Tele1 izleyicilerine bu program açık. E, yeri de belirtelim. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi. Küçük çekmece. Evet. Kaçırmayın, Tele 1'den ayrılmayın. Hoşça kalın. Uğur Dündar'ın bütün programları gibi bu da bir e, böyle olay olacak. Hiç evet. Hiç kuşkum yok. Yarın akşam da ya, o çok evet, gündem özelde Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu var. Ben soracağım, Sayın Davutoğlu yanıt verecek. Özgül ağırlığı yüksek bir partinin, eee, evet. faasım evet. devletini her kuranın şeyi başbakanı ya. Evet. bundan her daha şey, önemli herkes, insan olabilir her şey mi? Herkes konuşacağız. Tabii. hoşçakalın. Evet, muhakkak bu gece ve yarın gece muhakkak görüşmek üzere.